dayanışma mantığıyla kurulmuş. Ama şimdi bakıyorsunuz İller Bankası da özelleştirilecek ve arkadaşlar bize tamam sakin sakin olun. Şimdi değişik virüsler gönderiyorlar. Aman ha sakin. Çıplak kadın resimleri biz çok taktık ya o işe. Sakin, helal, helal. Yönetimdeki yayın odasındaki 10 arkadaşım birden zıpladı. Aman çıplak kadınlar. Mesut. Vallahi benim bir suçum yok. Ben gazete koma filan giriyorum. Çıplak kadınlar geliyor. Mesut. Ne diyorsunuz bu işe? Ne yapabiliriz? Değerli izleyiciler. Aman ha bak biz söyledik şak diye başımıza geldi. Vallahi bir şey yok. Ben bir yerlere girip çıkmıyorum. 10 senedir Mersin'de canlı yayınlarla izleyicilerin karşısındayız. Her sabah gazete haberlerini okuyoruz. Çok erken saatlerde izleyicilerle. Yaklaşık 2 senedir artık bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden haberleri okumaya başladık. Ama geçtiğimiz günlerde başımıza gelen gerçekten yayında afallamamıza ve çok şaşırmamıza neden oldu. Çok ciddi bir haberi akıcı bir şekilde okurken internet üzerinden canlı yayında o esnada ekrana çıplak kadın resimleri, görüntüleri geldi. Çok kısa gibi gözüken benim için yıllar süren bir şaşkınlık anı. Hemen arkasından izleyicilerle ve yayın odasıyla paylaştığımız şaşkınlığımız. Orada dedim ki, tabii başıma gelince çok şaşırdım, korktum, kaygılandım. Çünkü kamu yayıncılığı yapıyoruz. İzleyiciler, binlerce insan karşımızda. Ama aylar önce bir haberi anımsadım. Çok masum, çok saf sitelere girdiğimiz zaman İlköğretim çocuklarına, lisedeki gençlere Atatürk'le ilgili, dinimizle ilgili ya da tarihimizle ilgili dersler veriyorlar. Çocuklar internete giriyor. Atatürk ya da Türklük ya da milli günlerle ilgili bir şey yazdıklarında yazık ki internet sitesine pornografik, kumarla ilgili yıkıcı bölücü siteler gelebiliyor. Siteler yanlış yerlere yönlendirilebilmiş ya da bir şekilde virüs katıyor. Biz her sabah canlı yayında haber sitelerine giriyoruz ve oradan gazetelerin ilk sayfa haberlerini okuyoruz. İşte bunu yaparken ilk kez karşımıza canlı yayında ekrana çıplak kadın resimleri gelince çok kaygı duyduk ve korktuk. Sonrasında izlediğiniz gibi izleyicilerle bunun bir iş kazası olduğunu, bunun internetle dolaşmanın, internette normal haber sitelerini gezerken bile başımıza böyle bir şey gelebileceğini anlamış olduk. Bu da bize canlı yayında 10. yılımızda acı bir tecrübe ve ders